istisnalar çok yüksek. En istisnası, mikrobiyoloji en istisnası olan makinecazlar olan. Çok projesinde projemizi tamamladık. Şu an üretime geçtik. Aradığımız bakteri mumun içerisinde aradığımız bakteri aradığımız çıktığı burada yapıyoruz. İkinci fermantör kültürünü burada yapıyoruz. Kalemle aşamada ortama veriyoruz. O sevdiği gıdalarla bu bakteri onlarla beslenip çoğalıyor. Yani şu bembeyaz gidiyor. Bu arıtmadan çıktığı halde böyle karışabiliyor. Çıkış suyu sanki çeşme suyu akıyormuş, doğal bir şelale suyu akıyormuş gibi pırıl pırıl. Çevre kirliliğinde binlerce literatür verisi olan, bilimsel çalışması olan Bacillus bakterileri üzerinde çalışma yaptık. %100 milli ve yerli. Ülkemize sahip topraklardan, kaynaklardan, saman dahil, yeşillik, meyveler dahil birçok yerden numuneler topladık. Ülkemize ait, ülkemiz yaşam şartlarına alışmış bakterileri izole ettik ve bu bakterileri bir ürün haline getirdik. Kullandığı andan itibaren bir defa 7 dakika içerisinde testte koku kayboldu. Türkiye'deki tüm dereler, nehirler, akarsularda bu ürün kullanıldığı anda koku direkt kesiliyor. Her türlü kokunun önünü keser. Çünkü sebebi de şudur, bakterilerimiz koku yapan bakterileri avladığı için avcı bakteriler. Bir de şunu özellikle altını çizerek tırnak içerisinde söylüyorum. Bizim geliştirdiğimiz, bulduğumuz bakteriler tamamen probiyotik. Yani insan sağlığı için en faydalı bakteriler. Sularımıza virüslerin, bakterilerin, hastalıkların, patojenlerin, kimyasalların hatta gezegenimizin en büyük düşmanı mikroplastiklerin artık nehirlerimize, akarsularımıza, göllerimize artık buluşmasını istemiyoruz. Bizim yaptığımız çalışmada ve bulduğumuz bakteriler tüm bu saydığımız bileşenler tek tek yok ediyor. Probiyotik ürünümüzü arıtma tesisine dozajlayarak verdik. Hiç uygulama yapmadan önce çıkıştan, arıtmanın çıkışından numune alıp akredite TÜBİTAK laboratuvarlarına Bursa'ya gönderdik. Buradan ilk sonuçlarda gerçekte uygulama öncesi nasıl sonuçlar çıkacak diye bunların sonuçlarını aldık. Daha sonra da toplam 4-5 güne yakın bir süre içerisinde dozajlamayla beraber bir 10 dakika içerisinde ilk uygulama başladıktan itibaren çok kötü kokan arıtma tesisindeki o arıtmanın verdiği koku anında 10 dakika içerisinde kesildi. Dışarıya çıkan suyu öncesinde ve sonrasında hem görsel olarak kamerayla aldık, izledik, değişimi gördük. Aynı çeşme suyundan çıkar gibi artık çıkmaya başladığını şahit oldular kokunun yanı sıra. Ve bakterilerin canlandığını, mikroorganizmaların canlandığını, tazelendiğini gördü. Oradaki çalışan arkadaşlarımız, ekip, TÜBİTAK Bursa Laboratuvarı ve Samsun'daki akredite laboratuvarlardan sonuçlarını aldığımızda gerçekten de korkunç derecede E. coli değerlerini düşürdüğünü, kullanılabilir su haline çevirdiğini belgeleriyle ve resmi evraklarla ortaya koymuş olduk. Zaten bizim arıtma tesislerimizde büyük problem koku, dip çamuru ve yüzeyde oluşan bakteri, ölü bakteriler. 7 ve 8 dakika arasında bir kısa bir süre içinde burunla bile bu kokuyu alabileceğimiz yok etti kokuyu. Yani koku 7 dakikada inanılmaz bir hale getirdi. pH'ımız kirlilikten dolayı 9'larda falan seyrediyordu. Ama bakteri atmaya başladığımız anda, yani bu 1 saati bile bulmayan bir sürede 7,5'lara kadar stabil bir şekilde indirdi. Yavaş yavaş kullanıyoruz. Kullanmaya başladık hocamın destekleriyle. Daha acaba farklı bir şeyler görebilir miyiz? Çamuru azaltabilir miyiz? Bu arada yani ortalama 5 ton 6 ton günlük çıkan çamurumuzu daha aşağılara çekti. Atılan bakteriyle yani inanılmaz bir şekilde 7,5'a böyle kısa bir sürede ve işte attık 1 saat sonra değişti değil. Yani
biz bunu 27 gün, 26 gün direkt baktık, devamlı, yani hiç bozamadık. pH nasıl kirlilik gelirse gelsin içindeki bakterinin oranına göre direkt pH 7.5'a sabit bir şekilde devam ettik. Kendi iş denetimimizde bunu yaptık zaten. Yani inanılmaz bir bakteri. Azotta, fosforda çok faydası oldu bizim. Özellikle arıtma tesislerinin sıkıntısıdır. Havalandırma havuzları, çökelti havuzlarının üstünde ciddi bir ölü bakteri olur. Ölü bakteriyi azalttı.